felsefesi günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, bu hafta vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin hayırlar getirmesini diliyorum. Sözlerime başlamadan önce son zamanlarda meydana gelen patlamalar sonucu kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralılara ve gazilerimize acil şifalar diliyorum. Vatanımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Hep birlikte el ele vererek bu zorlu günleri atlatacağız. Ailelik, sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimiz. Yüzyıllar boyu toplumumuzun sosyal ve ekonomik omurgasını oluşturan bir örgütlenme şeklimiz, toplumsal kimliğimiz açısından daima sahiplenmemiz gereken çok özel bir kültürümüzdür. Anadolu'da ahilik, ahi evren tarafından 1171 yıllarında kurulmuştur. Ahi kelimesi Arapça kardeş demektir. Ahilik ise kelime olarak kardeş, el açık, cömert, yiğit ve konuksever gibi anlamlara gelmektedir. Anlarımız, tüccarlarımız ahilik anlayışı içerisinde birlik, beraberlik ülkesiyle ülkesinin devletinin yanındadır. Ahilik haftasının ülkemize ve bütün insanlara güzellikler, bereketler getirmesi dileğiyle tüm esnafımızın ve sizlerin ahilik haftasını kutluyor, saygılarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, ahilik, biraz önce ahilikle ilgili esnaf odası milli başkanımız güzel ifadeler kullandı, doğru ifadeler kullandı. Bunların üstüne aslında çok söz söylemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama ahilin kardeşlik olduğunu ifade etmek lazım. Gündem daha fazla milletimizin ahiliye yani kardeşliğe bugün daha fazla ihtiyacının olduğunu altında herhalde bugün çizmek yanlış olmasa gerek diye düşünüyorum. Değerli hemşehrilerim, ahilik aslında bir yaşam kültürü. Bizim geleneklerimizin en önemlilerinden. Çünkü çıraklıkla başlayan, ustalıkla sonlanan yeteneği, beceriyi, ahlakı, dürüstlüğü, iyi insan olma erdemlerini toplumun esnaflık bölümünde yaşama geçiren bir anlayışın ürünü. Bu bağlamda o zaman senet yok, çek yok, yalnızca söz var. Bunu yaratan ahlak, dürüstlük, çalma, çırpma, dostunu, arkadaşını yanıltma olgusu yok. Emek var, üretim var. Ben mesleklerle ilgili yazdığım kitapta anlattım. Bu coğrafyanın çok değerli yetişen ustaları oldu. Onları saygı anıyorum, rahmet anıyorum. Bölgemizde 30'a yakın meslek vardı. Çamcı, kepenekçi, keçeci, bıçakçı, derici, halıcı, marangoz, demirci, yapılan işler İç Anadolu bölgesinin Niğde'yi çekim merkezi kılmıştı. Kayseri'den Niğde'ye pazar için tren kalkardı. Bölgenin en önemli pazarı bu bölgede kurulurdu. Bizim ustalarımızın ünü vardı, değeri vardı, anlamı vardı. Biz ne yazık ki toplum olarak dünden bugüne gelen çok şeyimizi yitirdik. Bu bağlamda esnaf odalarımızı kutluyorum. Geleneğimizi dünden varlığına yaşatıyorlar. Geleceğe taşıyorlar. Ama herkese bir tavsiyem var. Yaz aylarında mutlaka çocuklarınızı bir ustanın, bir çalışanın, bir esnafın yanına gönderin. Göreceksiniz ki hayatı anlayacaklar, tanıyacaklar ve gelecekte daha başarılı olacaklar. Çünkü onların yanında öğrendikleri yaşamın anlamıdır, değeridir. Bu bağlamda tüm ustalarımızı, esnaflarımızı saygıyla selamlıyorum. Hepinize içtenlikle güzellikler diliyorum. Az önce yapılan konuşmalarda da ifade edildiği üzere ahilik yaygın bilinenin aksine sadece bir esnaf teşkilatı, esnaf yapılanması değil,
aynı zamanda insanı merkez alan, insan odaklı, çeşitli ahlaki değerleri içerisinde barındıran yaklaşık bin yıla yakın bir süredir Anadolu'muzda, medeniyetimizde var olan bir değerler bütünü. Belki biraz unutulmaya yüz tutmuş, belki biraz ihmal edilmiş, belki çağın gerektirdiği meselelerden dolayı arka planda bırakılmış olsa bile bu hafta kutlamaları vesilesiyle ve esnaf odalarımızın gayretleriyle, tabii ki devletimizin katkılarıyla, tabii ki yerel yönetimlerimizin yine öncülüğünde ahilik kültürünün başta çocuklarımız, gençlerimiz olmak üzere gelecek nesillere aktarılabilmesi için çok iyi anlatılması, öğretilmesi gerekiyor. Bu haftayı da bunun için bir vesile kılmayı ümit ediyorum. Yine değerli esnaflarımız başta olmak üzere tüm halkımızın ahilik haftasını kutluyorum. Hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Mehter takımı konseri sona ermiştir. Arz ederim. Şimdi Niğde Mesleğinin Merkezi öğretmenlerinin hazırlamış olduğu ahilikte şet kuşatma törenimizi sunuyoruz. Ahi baba kapıdan görülünce heyet üyeleri ayağa kalkan ahi babaya sözlerini gösterirler. Ahi baba baş köşeye geçer ve oturur. Daha sonra koca ve ustalar yerlerine otururlar. Alık vazifesinin yerine getirmiş olup müsaadeniz olursa kalfasına huzurumuzda destur vermekte. Bir bu kardeşimize de helal kazanç nasip ola. Veya çalışamayacak duruma gelse veya bir afetle iş yeri kullanılamayacak duruma gelse orta sandığından
ihtiyaçları giderilirdi. İşte orta sandığı o dönemin esnaflarının aralarında oluşturduğu sosyal yardım ve güvenlik kurumudur. Esnaflar gelirlerinin bir kısmını bu sandığa bağışlarlar. Şeyh, müsaadeniz olursa ustamız ve kalfamız bir kese akçeyi orta sandığa bağışlamak isterler. Akçeler orta sandığa bağışlanır. Huzurdan ayrılışlar hep geri geri ve saygılı bir şekilde yapılır. Dergahın sehpası üzerindeki su temizliği, tuz hayatın tadını, toprak ise dönüşün yine toprağa olacağını ifade eder. Bu kez ortada kalfa, sağında ustası ve solunda yiğitbaşı ile huzura girerler. Usta ve yiğitbaşı eller göbekte bağlı. Kalfanın iki eli çapraz olarak kulak memelerini tutmaktadır. Bu ise kalfanın son telkinlere hazır olduğu anlamına gelmektedir. Dikkatlice bakılırsa huzura gelenlerin ayak baş parmaklarının birbirleri üzerinde oldukları görülür. Sol baş parmak hissiyatı, sağ baş parmak ise aklı temsil ettiğinden insanoğlu genellikle her işte hislerinin tesiri altında bulunur. Ancak büyüğün kemale erince aklını kullanır. Hislerinin tesirinden kurtularak doğru ve güzeli bulur. Bu sebeple sağ ayak baş parmağı sol ayak baş parmağının üzerindedir. Ahi baba başlangıçta hocaya Kur'an okumasını işaret eder. Hocam bir aşırı okur musun? Ustam ve arkadaşlarım seni öldüler. Dünya
dünya işlerini bilir söylediler. Ahiret işlerinde de yürür, dinini, diyanetini bilir söylediler. Memnun olduk, mütehassıs olduk. Yüce Mevla seninle beraber cümle mümin kullarını da muvaffak eyle. Ey oğul, hak al, hak ver. Kimseye dediğinden eksik verme ki Hak Teala ömrüne ve kazancına bereket kata. Yakında bilesin ki ahiret terasında almak gerekir. Yakında bilesin ki helale hesap, harama azap olsa gerek. Haydi oğul, işin daima birlikte ola. Haydi, çek kuşatına. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Açıldığını, dördüncü bağlamada atılan düğünler ise yeni ustanın sürekli olarak vicdan muhasebesi yapacağını anlatmak ister. Artık usta yeni ustaya son nasihatlerinde bulunur. Alimlerin dediklerini, Ayşe İngil'in nasihatlerini ve benim sözlerimi tutmaz ise, ana, baba ve usta hakkına riayet etmezse, yetim hakkı yersen ahirette iki elin yakanlı olur bilesin. Yeni usta büyükten küçüğe sırayla el öper ve geri geri çekilerek yiğit başıyla ustasının arasına girer. Ey oğul, harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme. Büyüklerinden önce söze başlama, kanaatkar ol, dünya malına tamah etme, yanlış tartma, eksik ölçme, kuvvetli ve üstün durumdayken affetmesini, hiddetli ve öfkeliyken de sabretmesini bil. Kendin muhtaç iken de başkasına verecek kadar da cömert ol. Değil mi hocam? Ne dedi ki cazerlerimiz bu hususta? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Satarken, alırken, borcunu öderken iyi ve dürüst davrananı Allah esirgesin. Sonra yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacaktır. Yine başka hadis-i şeriflerinde ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki doğru olan tacir kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaktır diyor. Sayın Başkanım, şöyle bir...
görüşmeyiz efendim. Ben gidip takdim edeyim ondan sonra şekilde. Çiftlik tadı değil mi? Evet. Vermeyiz. Nice yılları inşallah esnaflık yapmanızı temenni. Mesleğinde en deneyimli girişimci Ahmet Akdağ. Yılın en genç girişimi. Sayın komutanım, buradayız efendim. Başkanım buradayız. Başkanım buradayız. Başkanım şöyle biraz ortaya alın başkanım şöyle biraz. Tamam burası. Tam ortalama gidip mehterim. Kim değişti? Şimdi buradayız Erdoğan başkanım. Evet.